Instagram'dan gelen mesajlar ve YouTube'dan gelen yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Şunu anladım ki gerçekten çok büyük bir kitle şu an kampı bekliyor. Fakat ben de kampa başlamak için kitabın son kontrollerini yapıyorum. Kitabın son kontrolleri biter bitmez şimdiye kadar piyasanın gördüğü en güzel kamplara başlayacağız. Sizden birazcık daha anlayış göstermenizi rica ediyorum. Emek abinize birazcık daha zaman verin. Gerçekten bilgi sarmalla beraber en harika şeyi ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu da birazcık zaman gerektiriyor. Abi ben çok tez canlıyım, bir an önce başlamak istiyorum, ne yapmam lazım diyorsan da bundan önce çekip attığım videolara bakabilirsin. O videolarla da geçen sene 2024'te binlerce öğrenci Türkçeyi ve edebiyatı zaten fulledi. Ses bilgisiyle ilgili, özellikle yumuşamayla ilgili bazı problemlerin olduğunu gördüm. Dedim ki bununla ilgili bir tane video yapalım o zaman. O zaman vakit kaybetmeye gerek yok, hemen yumuşamalara geçelim. Bu konu artık bizim kalbimizi daha çok yumuşatmaz. Geldim kardeşim, ünsüz yumuşaması. Emek abi diğer ismi neymiş? Ünsüz değişmesi. Peki Emek abi, ünsüz yumuşaması, ünsüz değişmesi nedir? Karşıma nerede çıkar? Ses olaylarında çıkar. Bir sözcük P, Ç, T, K ünsüzlerinden biriyle bitiyor ve ünlüyle başlayan bir ek alıyorsa, hani az önce saydığım o sözcüğün sonundaki P, Ç, T, K var ya, heh işte bu P, Ç, T, K neye dönüşüyor? B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüşüyor. Biz bu olaya ünsüz yumuşaması ya da değişmesi diyoruz. Örnek veriyorum, öğüt. Emek abi öğüdün sonu T ile bitiyor. Bak P, Ç, T, K'daki T. Görüyorsun değil mi? Bak öğüt neye dönüşmüş? Öğüdü. Yani T neye dönüştü? Bak buradaki D'ye dönüştü kardeşim, görüyor musun? Sarkaç. Emek abi sarkaç. Bak P, Ç, T, K'daki Ç ile bitiyordu. Bak ama neye dönüştü? Sarkaç, sarkacı oldu. Yani B, C, D, G'deki C'ye dönüştü. Soğuk A. Emek abi soğuk. P, Ç, T, K'daki K. Bak neye dönüştü? Soğuğa. Yani B, C, D, G yumuşak G'deki yumuşak G'ye dönüştü. İşte kebap kebabın, renk renge. Bak görüyor musun? K yumuşak G'ye dönüşmüş. O zaman abi P, Ç, T, K ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşüyorsa ben bu olaya ne diyormuşum? Ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi diyormuşum. Ama bu kadar olsaydı bunu benim nenem de yapardı. Bazı önemli uyarılar var. Tek heceli Türkçe sözcüklerin çoğunda, hepsinde değil, çoğunda ünsüz yumuşaması olmaz. Mesela göç. Emek abi Ç ile bitiyor. Bak göçe. Yeniden Ç ile bitmiş. Herhangi bir yumuşama, değişme olmuş mu? Olmamış. Koçum benim be. Koç. Emek abi Ç ile bitiyor. Tek heceli. Koçum derken bak kocum demiyorum değil mi? Bak yumuşama olmamış. Ç ile bitmişti. Ç ile devam etmiş. Ok. Oku olmuş. Emek abi K ile bitmiş. Bakıyorum yine K. Herhangi bir değişme olmamış. Görüyorsun tek heceli bazı sözcüklerde demek ki yumuşama olmuyormuş. Şimdi geçtim diğer kurala. Abi diyelim elimizde yabancı kökenli bir sözcük var. Yabancı kökenli bazı sözcüklerde de yumuşama görülmez. Mesela hukuk. Bunu gidip de cahil gibi hukukun yapmıyorsun. Bak sakın buradaki K'yi yumuşak G'ye dönüştürme kardeşim. Hukuk hukukun. Ya da ahlak. Bunu gidip de böyle ahlakın yapmıyorsun, tamam mı kardeşim? Ahlakın sonundaki K hala K olarak kalmaya devam etmiş. Yani öyle yumuşamamış. Merağın değil merakın. Sanat sanadı değil sanat sanatı. Görüyorsun ki bazı yabancı kökenli sözcüklerde de yumuşama olmuyormuş. Bir kuralım daha var. Emek abi diyelim benim elimde özel isim var. Ben özel atların yazılışında da yumuşama kuralına uyuyor muyum? Uymuyorum. Özel atlar yazılırken yumuşama falan olmaz. Meriç in. Emek abi bak Meriç Ç ile bitmiş. Bakıyorum hala Ç ile bitmiş. Yani bir değişme olmamış. Tabii ki gelenekide ne yapıyorum? Kesme işaretiyle ayırıyorum. Emek abi ben nereye gideceğim? Tokat'a gideceğim. Bak Tokat T ile bitmiş. A yönelme haleki gelmiş. Eyvallah. Tokat A olmuş, görüyor musun? Bak T ile bitiyor. Hala T ile bitiyor. Herhangi bir değişme var mı? Yok. O zaman özel atlarda da ben ne yapıyorum? Yumuşama falan filan yapmıyorum. Şimdi gel seninle yakından konuşalım. Kardeşim senin için hızlıca yumuşamaları tekrar etmek istedim. Böyle eksik olduğun konuların falan varsa kamplara başlayana kadar Emek abine mesaj atabilirsin ya da aşağıda yorum olarak bunu belirtebilirsin. Ben de elimden geldiğince sana anlatırım. Hiç bilmiyorsan öğrenmiş olursun. Birazcık biliyorsan
yapsan bir tekrar etmiş olursun. Yani senin için bir zararı olmaz. Beynini ne kadar bunlara maruz bırakırsan o kadar iyi, güzel, pekiştirmeli öğrenmeler sağlarsın. O zaman Emek abi, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben kaçıyorum ama kaçmadan önce ne yapacaksın kardeşim? Önce bir dur bakalım. Videoya bir like atıyorsun. Harikasın. Sonra abone değilsen Emek abiye bir abone oluyorsun. Bir fikrim varsa da mutlaka yorumlarda seninle buluşuyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmeyi iple çekiyorum. Bay bay.